Oyunun başlangıcı açıkçası beklediğimiz şekilde Adana Spor'un ikinci bölgedeki hem adam markajı, alan markajı ve geçiş oyunuyla bundan önceki maçlarda da hem duran top üstünlüğünü hem de bu geçişlerde bulacağı pozisyonlarla pozisyon üretmesiyle, ona dayalı futboluyla başladı. Topa daha çok sahip olma arzumuz bizim pas oyunumuzu bizim ikinci, üçüncü bölge geçişlerinde ve pozisyon üretkenliğimizde açıkçası yapamadığımız bazı planlarımızda eksikliklerle oynanan bir ilk yarıydı. Topa sahip olsak da geçişlerde yaptığımız hücum bölgesine pas hataları, basit pas hataları oyun üstünlüğü ya da golü bulamamamıza sebep oldu. Oyun felsefemizde, oyun anlayışımızda bazı değişimler de olmakta aslında. Oynadığımız iki maç, geçen iki haftalık süreç, hazırlıklarımız, oyuncuları tanıma, bildiğimiz özelliklerinden daha başka takıma katkılarını nasıl sağlayabiliriz düşünceleriyle oynadığımız bir maçtı. İkinci yarıda yapmamız gereken değişiklikleri açıkçası bir 10-15 dakik şans tanıdık takımımıza. Fakat yaptığımız bireysel hatalar, 10 kişi kalışımız maçın stratejisini tamamen değiştirip farklı oynamamıza sebep oldu. Ona rağmen pozisyonlar bulsak da penaltı pozisyonuyla birlikte açıkçası maçın seyri de artık Adana Spor lehine tamamıyla dönmüş oldu. Burada önemli olan Bursa Spor'a gelişimiz, Bursa şehrine hem hedef noktasında hem de bu seneki playoff'la olan puan 8 puanlık farkı azaltma noktasında o hedefe ulaşmak için daha farklı ne yapabiliriz? Takımı nasıl geliştiririz ve istikrarlı bir oyun, iyi futbol, iyi bir şekilde Bursa Spor'un sezonu noktalayacağı seviyeydi. Süper Lig hedefiyle açıkçası hem kendimin Bursa Spor takımıyla Süper Lig'e tekrar orada çalışma. Çünkü çalışabilecek olanaklar varken Bursa'ya geliş nedenimiz de bu. Şehrin şampiyon oluşu, takımın şampiyonluğu, o camianın büyüklüğü Bursa'da ve Bursa şehriyle olan tekrar bunu yaşama arzusundandı. Bunları değiştireceğiz. Birçok değişmesi gereken, yapılan planlamanın sezon başından beri karşılığını ilk devrede bulamamış oluşu da aslında bizim buraya geliş nedenimizdi. Biz planlamamızı ve anlayışımızı eksiksiz daha da iyileştirerek Bursa'da bunu gerçekleştirecek yeteneğe de güce de sahibiz. Büyük destek görüyoruz. Bu destekler bir sonuca göre ya da bundan sonraki süreçte yaşanacaklara göre değil, Bursa'nın hep birlikte Bursa Spor için mücadelesiyle olan destekler olacaktır. Olmalı da. Ben bu şehre inancım, takıma inancım tamdır. Bir maç kaybederiz, iki maç kaybederiz ama süreklilik ve istikrar bu kültürü tekrar şampiyon kültürünü ve şampiyon gibi yaşamanın, şampiyon gibi oynamanın anlayışını getirerek yolumuza emin olun. Haftalar ilerledikçe daha da sağlam adımları atarak devam edeceğiz. Sosu teşekkür ederim. Hocam öncelikle ilk 11 özellikle çok büyük değişiklikler vardı. Massimo Bruno ve Nandır Aslan'ın Bursa Spor'un ilk en spor oyuncuları ile kulübesine çekildi. Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Tabii son aslında Antep'e gidişimizde Massimo'nun ve Tim'in bir rahatsızlığı vardı. Tim'i tercih etme nedenim santrafor mevkiinde bugün ona uygun bir oyun olacağı içindi ve de antrenman performans hazırlığı iyi seviyedeydi. Tabii bu dönemde sadece Covid değil, takımlarımızda da bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Massimo zaten yetenekli, bildiğiniz gibi takımımızın en skorer oyuncusu. Buna rağmen bu skor oranımız, bu Massimo için de geçerli değil sadece, ligde oyuncularımız adına çok düşük oranlarda. Bunu forvet mevki, kanatlarımız, orta saha oyuncularımız lig istatistiklerinin ve de kendi mevkilerinin oranlarının çok da altında. Bu sadece Massimo için değil, sonradan oyuna girdi. Planlamamızda zaten oyun anlayışımızda faydalanmak vardı. Fakat mağlupken oyuna girmesi, gerideyken oyuna girmesi, bazen avantajları kullanmama ya da oyun stratejimizin o bireysel hatalar ve olacaktır bu hatalar. Oyuncularımız tabii ki yapacak ama mesele zaten sonucu almaktı. Bunu beceremedik. Hem de kırmızı karttan sonraki oyun stratejimizin değişikliği. İlk yarı 0-0 bittikten sonraki hamlelerde açıkçası geriye düşmemiz ve kırmızı kart olayı bizim hamlelerimizde de maçı çevirecek olan, maçı kazanacak olan hamle düşüncelerimizi
maalesef biraz olsun değiştirdi. Oyun değişikliği, kişiler değişebilir. Bugünden sonra belki yabancılarımız, belki yerli oyuncularımıza da birçok değişiklikler olacak. Transfer dönemiyle alakalı da aramıza katılacak oyuncular olacak. Zaten değiştirmemiz sebebi ya da transfer isteğimiz bu felsefenin. Açıkçası takımın bireyselliğinden çok takım olma yolundaki amaca, hedefe dönük değişimler olacaktır. Çünkü bu istikrarsızlığın da sebebi bu. Hala bağışıklık olan oyun disiplinin ara ara skora göre değişim göstermesinin, bizim buna çok değer verişimiz, kendi anlayışımızda da takım disiplinine, oyun disiplinine değer verişimiz maalesef bazı alışkanlıkların da bugüne gelişinde açıkçası bugünkü sonucu doğurdu. Massimo ya da X namın daha önce oynamış oluşu değil. Bu değişimler zaman zaman da maça göre de olabilir ama bir iskelet oluşturmaya çalışıyoruz. Bu iskelet önemli Bursaspor için çünkü oyun devamlılığı için önemli. Sonuçları kazanma adına önemli ve Süper Lig yolundaki bu adımları doğru oynama adına da önemli. Teşekkür ederim. Sağ olun. Transfer ve var. Prensip olarak görüştüğümüz belli neticeler aldığımız oyuncular oldu. Yarından sonra sonuçlanabilir. Haftaya aramıza katılacak oyuncular olabilir. Bir iki tanesi en kısa sürede katılacak diye düşünüyorum. Hem takım oyuncularını almak istiyoruz. Bir de arada transfer oldukça zordur ama biraz da bu süreci, bu üç haftalık süreci, hedeflerimiz ne olacak? Ligdeki hedefimiz ne olacak? Üç haftalık süreçten sonra bir haftalık bir ara olacak. O zamana kadar da açıkçası 2-3 tane şansımızı bir bekletmek de istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür.